Divan Kurulu Başkanım, Yüksek Divan Kurulumuz, Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, İlker Başkan, Sayın Vefa Küçük. Küçüklüğümden beri tanıdığım insanları bile burada görmek çok memnuniyet verici. Hepinize hoş geldiniz. Hepinizi şahsım ve yönetim kurulum adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Başkanımız dedi ki iftar için 18-15'te bitireceğiz dedi. Gerekirse biraz daha da uzatabiliriz. Çünkü Fenerbahçe tarihinin önemli toplantılarından birini yapıyoruz. Kendisi bunu söyledi. Bizim yaptığımız planlamaya istinaden söyledi ama bu yüksek katılım görünce sanki o saate kadar bitiremeyeceğiz. 14 kişi galiba konuşmak üzere söz almak istemiş. Mümkünse de kısıtlamayalım. Evet, önemli bir döneme, işten virajdan geçiyoruz. Benim bugün amacım niye bu noktadayız? Milli aralar kulüpler için, kulüp yöneticileri için en keyifli anlardır. Hele bir galibiyetle milli araya girdiyseniz en son isteyeceğimiz bu tip bir süreçte bu konularla ilgili mesaimizi neredeyse %100'ünü harcamak. Güzel bir derbi galibiyetiyle milli araya girdik ama aslında hiçbir şey güzel değil. Niye güzel olmadığını hem bugün hem dün hem geçmişte hem de korkarım ki ileride olamayacağını şahsım adına, yönetim kurulu adına sizlerle biraz paylaşmak istiyorum. Sonra süreçte bazı yanlış anlamalar var. Uğur Bey de değindi. Oraya da değineceğim. Ama kısaca şunu söylemek istiyorum. Bu gidişat değil, kabul edilemez bir gidişat. Organize bir kötülük içindeyiz. Uzun süredir organize bir kötülük içindeyiz. Adaletin, hakkın, hukukun tesis edilmediği bir ortamda rekabet etmeye çalışıyoruz. Ve ne hikmetse hiçbir kulübün başında tarih boyunca gelmeyecek tek olay bizde 15-20 senede defalarca başımıza geldi. Hem içeride hem dışarıda. Fenerbahçe mağduru filan da oynamıyor. Bu söyleyeceklerim, sayacaklarım hepinizin bildiği konular ama bütünsel baktığımız zaman ya nasıl olur da bir kulübün başına bütün bunlar gelir? Bizi yöneten insanlar nasıl buna müsaade eder? Bunları bir gündeme getireceğim. Sonra da nasıl ilerleyeceğimizle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle biz olağanüstü genel kurul çağrımızı yaptığımız gün 4-5 saat yönetim kurulu olarak toplandık, toparlandık. Artık işin geldiği boyut. Bir müsaade eder misiniz beyefendi? Konuşacaksanız lütfen dışarıda konuşun. Hepinizden de rica ediyorum. Bu benim genel bir tepkim değil ama lütfen, yani benim dikkatim dağılıyor ve önemli konuları anlatmaya çalışıyorum size. El mi kaldırıyorsunuz orada? Trabzonspor maçından sonra bazı gelişmeleri tahmin ederek ve bütünsel bir bakış açısıyla artık işin boyutu genel kurul seviyesine getirilmeli ve bundan sonra nasıl ilerleyeceğimize hep beraber aklı selim bir şekilde, akıl akıldan üstündür, herkesin çorbada tuzu olacak bir yöntemle ilerlemenin en doğru olduğunu ifade ettik. Çağrımızı yaptık. Şu ana kadar çok yüksek bir katılım olacağını hissediyoruz ama ilk önce söyleyeceğim, İnşallah 2 Nisan'daki toplantımızda bir haftaki son toplantıya ihtiyaç duymadan gerekli nisabı toplayıp toplantımızı yapıp en aklı selim kararı veya kararları hep beraber alırız. Hedefimiz budur. Bunu yapmak için de yönetim kurulumuz etraflıca istişare ettik ve bu kararı aldık. Bugün burada gördüğüm 700 küsür kişi, ki dışarıda hala 50-60 kişi var, işlem yapıyorlar salona girmek için. Salona da sığmamamız Salı günü içinde bizler açısından ümit vaat ediyor. O yüzden tekrar söylüyorum, bu toplantının ikincisi olmasın. Lütfen 2 Nisan'da Fenerbahçe olarak yek vücut, omuz omuza tüm Türkiye'ye artık yeter demenin zamanı geldiğini hep beraber gösterelim. Çünkü bıçak kemiğe değdi, kesiyor ve bacağı kopartmak üzere. Bir yanlış algılama var. Belki bunun sebebi biz olabiliriz. Fenerbahçe Spor Kulübü 2 tane ekstrem var. Biri hiçbir şey yapmamak, hiçbir şey dememek, hiçbir eylem içinde bulunmayıp hayatımıza devam etmek ki bana sorarsanız en kötü seçenek budur. En ekstremde de ligden çekilmeden de ekstrem bir sonuç var. O da bir müddet futbol faaliyetlerini durdurmak. Bunun arasında da, bu iki ekstremin arasında da muhtelif konular var. Alternatifler var. Hareket planları var. İnsanlarla konuştukça, istişare ettikçe daha da yeni fikirler geliyor. Dolayısıyla bunu bir 1-0 oyunu olarak görmemeniz lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü kendisine reva görülen muameleye artık isyan ettiği için, bu durumu artık tahammül edemeyeceği için camia olarak belli konularda karar almak için Salı günü toplanıyor. Bugüne kadar ne yaptık? Bireysel görüşmelerimiz oldu. Şu an hayatta 250 insan var. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne asil üye olarak veya yedek üye olarak yönetim kurulu seviyesinde hizmet etmiş. Onların aşağı yukarı 100'üyle beraber bu salonda bir istişaremiz oldu. Dün Ankara'da 350 kişilik katılımla, yüksek yargı mensuplarının katılımıyla Hufuder'in ev sahipliğinde bir toplantı yaptık. Oradan görüşler çıktı. Bugün sizlerden görüşler alacağız. Sponsorlarımızla toplandık. Ne karar verirsek verelim bu sponsorluğu devam ettirip ettirmeyeceklerini sorduk. Yazılı bir şekilde aldık. Hatta bazı sponsorlarımız daha da fazla vermek istiyoruz dediler. Allah razı olsun onlardan. SPK ile toplandık. Ziraat Bankası ile toplandık. Yarın Samandıra'da esas bu oyunun öznesi olan futbolcularımızla ve teknik kadromuzla buluşacağız. Yani sanmayın ki duygusal bir karar aldık ve hiç düşünmeden, taşınmadan 2 Nisan'ı bekliyoruz ve camiamız belki de hiç olmaması gereken bir istikamete gidecek beklenti içinde olmuyor. Hep beraber en doğru, en aklı selim ve en faydalı kararı vereceğiz. İçiniz rahat olsun. Şimdi nasıl bu noktaya geldik? Şunu belirtmek istiyorum. Trabzonspor maçı kesinlikle ve kesinlikle bugün burada toplanmamızın veya 2 Nisan'da olağanüstü genel kurula gitmemizin nedeni değildir. Bardağı taşıran damladır. Niye bardağı taşıran damladır? Şöyle bir inceleyelim, bakalım. Trabzonspor'daki olay bize göre tamamen organize, belli bir amaç ve hedef doğrultusunda o amaçla bizi bir kez daha zorbalıkla şampiyonluktan etmek. Bu Trabzonspor'un amacı demiyorum. Ama organize kötülüğün tavan yaptığı örneklerden bir tanesi. Niye böyle düşünüyoruz? Bir kere bir güvenlik zafiyeti var. Bu güvenlik zafiyetini kimse bize açıklayamaz. Hiç kimse bize bu güvenlik zafiyetini açıklayamaz. Derbilerin nasıl olduğu, nasıl gergin geçtiği biliniyor. Özellikle yıllardır biriken sorunlardan dolayı Trabzon-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Trabzon derbilerinin ne kadar gergin geçtiği bilinen bir ortamda statta polis olmaması bizim açımızdan hiçbir şekilde açıklaması olacak bir konu değildir. Ben size bir örnek vereyim. Bizim stadımızda maç olduğu zaman, hatta maç mesai günlerindeyse kadın çalışanlarımız ruj, çakmak taşımıyorlar. Niye biliyor musunuz? Gündüz polis 2 bariyer güvenlik vaziyeti alıyor. Öğle yemeğine çıkanlar dönüşte aranıyorlar ve çantalarında bu malzemeler varsa polis alıyor. İstanbul polisi bu kadar dikkatliyken, hatta bizim maçlarımızda, derbi maçlarında dikkat edin, maç bitmeden 5-6 dakika önce çevik kuvvet polisin sahanın içine girer, türbünleri çevirir, tünelde de ekstra polis konur, öyle maçlar oynanır. Burada polis yoktu. Pet şişeler sahaya atılıyordu. Genelde bardak da verilir sular maçlarda. Dediler ki Ramazan iftar, onun için pet şişe. Peki. Trabzonlu dostlarımızla konuştuk. Hiç üst araması olmamış maça girerken. O da tamam. Maskeli insanlar, Karadeniz insanı merttir. Maskeyle maça gittiğini hiç hatırlamıyorum ben. Rize'si olsun, Trabzon'u olsun. Maskeli insanlar tribünlerde. Dolayısıyla gördük ki bir kez daha Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şampiyonluk şansı, şampiyonluk hedefleri zorbalık ile elinden alınacaktı. Ne olacaktı Batshuayi golü atmasaydı? İsmail Kartal 2-0'da tutamadı oyunu. Teknik, taktik vesaire konuşulacak. Sahaya atılan maddeler. Hiç bu kadar su atılmamıştı Trabzon'da oynadığımız maçlarda. Çok olaylar yaşandı. Son 10 senede 2 maçımız zaten maç oynanırken iptal edildi. Bu üçüncüsü. Yani %30'unda zaten sıkıntı var diyebiliriz peşinen. Ama hiç bu kadar madde atılmamıştı. Özellikle su. Dolayısıyla bize göre bu bir organize işti. Trabzon Emniyeti maça polis tahsis etmiyorsa, tahsis ettiği polisleri stadın içinde değil dışında bekletiyorsa Trabzonspor veya ev sahibi ne yapsın? Ki ev sahibi güvenlikten sorumlu olmasına rağmen. Bize göre Trabzon Emniyeti'nin büyük zaafı olmuştur. Emniyet Müdürü'nün hala görevde olması da aslında bizlere bir mesajdır. Onu da söyleyeyim. Sonra aynen bizim beklediğimiz gibi Trabzon Emniyeti şunu da söyleyeyim. 60. dakika bir şekilde hocamıza mesaj yolladım. Ben İstanbul'dan maçı seyrederken maçın nereye gideceğini net bir şekilde görüyorduk, belliydi. Hocaya yolladığı mesaj şuydu. 2-0 iken arkadaşlar Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanını aldığı bir sezonda şampiyonlara 4 nal giderken, konferansta giderken, Süper Kupa alma imkanı varken, takımımız 2-0 öndeyken bir kulübün başkanı hocasına mesaj yollayıp sağdan çekilebilirsiniz, yetki sizindir deme ihtiyacı duyması ne demek siz biliyor musunuz? Türk futbolunun kepazeliğinin Türk futbolun geldiği kepazeliğin en güzel ispatlarından bir tanesi. En önemli viraj, en önemli derbi, şampiyonluğa gidiyorum. Takım 2-0 önde ve futbolcularımızın can güvenliği için hocamıza istediğin an takımı çekebilirsin mesajı verme ihtiyacı duyuyorum. Peki Trabzon Emniyeti, siz görmüyor musunuz? Birdenbire olmuyor ki bu olay. Aşama aşama, aşama aşama, aşama aşama, aşama aşama. Belliydi zaten bu noktaya geleceği. Biz İstanbul'dan görüyoruz. Kendi takımımızın güvenliğini sağlayabilmek için bunu söylüyoruz. Öyle küçük bir şehirde ikinci yarıya gerekli polis önlemi alınmıyor. Çok enteresan. Devam ediyorum. Tünel görüntüleri. Esas kavgalar tünelde oluyor. Biz tünel görüntülerine ulaşamıyoruz. Her kulübün, stadın NETAŞ'ın kurduğu, altyapısı NETAŞ'ta olan, hepsi federasyona bağlı kameralar var. Ne hikmetse biz görüntüleri alamıyoruz. Sevkler yapılmadı. Niye sevkler yapılmadı? Ne bekleniyor? Seçimle ne alakası var? Size cevap verin diye sormuyorum. Haklısınız. Siz dayanamıyorsanız bir de beni düşünün, arkadaşlarımı düşünün. Onlara da ulaşamıyoruz ve duyum almaya başlıyoruz. Bizim futbolcularımıza ceza verilecek diye. Aynen beklediğimiz gibi. Neymiş? Fazla güç kullanmış Fenerbahçe futbolcular. Kaçmalıymış. Federasyonun şu anki bulunduğu nokta, kaçsaymış Fenerbahçeli futbolcular ekstra güç kullanmak zorunda kalmazlarmış. O yüzden de sevkler olmazmış. Zihniyete bakar mısınız? E kardeşim, senin hakemin doğru düz maç yönetse zaten maç iptal olurdu, bu noktaya gelmezdi iş. Sizi kim sevk edecek? Sizden kim hesap soracak? Bu maçın bir numaralı sorumlusu bu noktaya gelmesinin sahadaki yönetimdir. Ama Türkiye'de bir hakem var mı? Böyle gücü olan bir kulübün, siyasi bürokrasi gücü olan kulüp maçını iptal edebilecek bir tane baba yiğit hakem var mıdır Türkiye'de? Federasyon açsaydı, söyleseydi. Bu iş gidişat değil, maçı durdur. Önlem daha, yaptırım dahi almadı. Bir soyunma odasına girersin, bir beklersin. Yani alabileceği yaptırımlar da vardı. Hamleleri yapmadı, yaptıklarını çok geç yaptı. Dolayısıyla federasyon ve hakem sorumludur. Yurt dışında böyle maç yönelse zaten o kokart alınır kendisinden. Anlıyor musunuz niye yabancı hakem ısrarımız? Bir yabancı hakem olsaydı maçı bitirir miydi? Mümkünatı yok. Dolayısıyla bu işin Trabzon tarafı, futbolcularımıza ceza vereceklermiş. Onların menfaatler açısından inşallah vermezler. Çünkü Türk futbolu uluslararası alanda çok sıkıntıya girer. Şimdi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Çünkü üstlerine baskı var. Zaten her şeyi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Bu maçta da Fenerbahçe'ye nasıl ceza vereceğiz diye uğraştılar. Baktılar ki pabuç pahalı. Şimdi bir ne yapıyorlar bilmiyorum. Ama Fenerbahçe futbolcuların linç mi edilmesi gerekiyordu? O bayrak Mert Müldür'ün vücudunun bir tarafına girip ondan sonra mı işin ciddiyetini anlamamız gerekiyordu? Yoksa otobüsümüz viyadükten uçsaydı da mı işin ciddiyetini anlamamız gerekiyordu? Dolayısıyla Trabzon maçında yaşananlar bizim için bardağı taşıran damla oldu. Dikkat ederseniz iki kulüpte gerginlik olmasın diye çok dikkatli hareket ediyor. Biz orada çok iyi ağırlandık. Burada ağırladık. Onlar bizi daha iyi ağırladılar. Birbirimizle özellikle Ahmet Ketenci Bey üzerinden bilgiler paylaşıyoruz, videolar paylaşıyoruz. Hani yanlış bilgilendirme, gaza gelme vesaire vesaire, taraftar baskısıyla işi olduğu yerden daha kötü yerlere götürmemek için de azami gayret gösteriyoruz. Sevkler olmadı. Niye olmadı diyoruz? Yani merak etmeyin, olacağı zaman zaten tedbirsiz olur. Adana maçını etkilemez. Etkilemez. 7'sine maç koymuşsunuz, onu etkiler mi? Ona mı ceza vereceksiniz de? O maça mı hazırlıyorsunuz? Aslında bir hafta geriye gidelim Trabzonspor maçından. Zorbalık da orada da gidiyordu bizim şampiyonluk şansımız. Pendik maçı. Diyeceksiniz ki ne zorbalık yaşandı? Sahaya atlayan olmadı. Sahaya atılan madde olmadı. Olmadı. Daha kötüsü oldu. 2006 Denizli'de maçı durdurarak çaldıkları şampiyonluğumuzdan daha çok maç durdu Pendik maçında. İlk 45 dakika 16 dakika top oynandı. Uzatmalarla 56 dakika 23 dakika top oynandı. Nasıl bir takım maçı kazanacak? Denizli'de atağa kalktığımızda konfeti atılıp duruyordu. Burada oyuncular yere yatarak en çok faul çalınan maç. Pendikspor'un böyle başka maçı var mı? Yani camiamız uyanması için bunları söylüyorum. Aslında bir hafta evvel de organize yapıldı bize. Organizasyon yapıldı. ...2006'yı hepinizin malumu, orada yine zorbalıkla şampiyonluk gitti. 3 Temmuz'u yaşadık. Kimse yanımızda değilken dimdik ayakta durduk. Kulübümüz rakiplerinden fersah fersah öndeyken, sadece futbolda değil her branşta maddi anlamda en iyi durumdayken, hisselerimizin değeri 1 milyar dolarken bunu bize yaptılar. Ondan sonraki 13 sene malumunuz. Ama devleti kasteden bu terör örgütü kimin duvarına tosladı? Sarı lacivert duvara tosladı. Ne oldu? Fenerbahçe'nin finansalları alt üst oldu. Futboldaki sportif başarısı alt üst oldu. İtibarı, reputasyonu yerle bir oldu. Devletin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne borcu vardır 3 Temmuz'dan sonra. Bizi övmeye gelince övüyorsunuz, işte Fenerbahçe şöyleydi, sarı lacivert duvar vesaire vesaire. Ne oldu bizim kayıplarımız? Maddi manevi. Bırakın maddi manevi kayıplarımızın adreslenmesini, bir rakibimizi öne çıkarmak için her türlü yola başvurdunuz. Dolayısıyla 3 Temmuz, 3 Temmuz'da yaşadıklarımız, 3 Temmuz'dan sonraki davalar, işte bir tane anlattı biraz evvel Fethi Bey, Fenerbahçe zarar görmemiş. Nasıl Fenerbahçe zarar görmemiş? Kim Şampiyonlar Ligi'nden 2 kere yollanmadı? Biz. Koyun 30-35 ayır hepsinden 70 milyon euro. Sadece oradan hareketle. ...2007'de şampiyon gittik. Ali Sami yani. Su savaşlarını hatırlıyorsunuz. 19 polis yaralandı. Birinin gözü kör oldu. Hiçbir şey olmamış ki maç devam etti. O da iptal edilmedi. 2014'te 13-14 şampiyon olduk. Tam psikolojik travmadan kafamızı kaldırdığımızı düşündüğümüz bir ortamda bir sonraki sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyken, liderin 2 puan gerisindeyken 5-1'lik muhteşem bir Rize galibiyeti sonra dönerken yaşananları biliyorsunuz. Ondan sonra da takımı toparlayamadılar. Yabancı futbolcularımız ayrılmak istediler. Biz nasıl toparlayacağımızı da bilmiyoruz. Bizim futbolcularımız da çok travma yaşadı burada. Ama ne oldu? Orada da şampiyonluk gitti. Belki otobüs kurşunlanması olmasaydı bambaşka bir şey konuşuyor olacaktık. Zorbalıkla bir şampiyonluk daha gitti. Şimdi niye faili meçhul? Herkes bulunuyor. İstendiği zaman en küçük bir tweet paylaşan bilmem ne bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti dünyaya rezil edecek suikast girişimi Allah'tan muvaffak olmadı. Olsaydı ne olacaktı? O zaman bulunacaktı. Niye bulunmuyor? Devletimize soruyorum. Kaç defa bu kürsüye çıkıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayıbıdır dedik bunların faili meçhul olması. Bakın hep bunlar Fenerbahçe'ye oluyor. Ve hala faili meçhul. Belki onu bulsalardı bugün bir sürü şeyi konuşmuyor olabilirdik. Deprem oluyor. Allah kimseye bir daha göstermesin, hiçbir ülkeye, başta kendi ülkemize. Sonra takip eden haftalarda ligler başlayınca 3 büyük kulübün stadında hükümete tepkiler oluyor. Sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'nün taraftarlarına deplasman yasağı getiriliyor. Dönemin İçişleri Bakanı'na. Niye öbürlerine gelmiyor da bize geliyor? Fenerbahçe stadında ekstra bir şey mi oldu? Yok. Ama bizim seyircimize, bize geliyor. Yani böyle çekiyorlar bizi siyasetin içine. O yüzden burada size anlattıklarım, tabii şeye de girmeyeceğim, irili ufaklı, maruz bırakıldığımız hakem kararları. Biz 9 oyuncumuz sarı kart sınırında çıktık Trabzon maçına. Kadroda yani 18-20 kişide 9 oyuncu. Bugün hangi takımın 9 oyuncusu sarı kart sınırında? Yaptığımız faale bakıyoruz. Aldığımız sarı kartlara bakıyoruz. Şampiyonluk yarışında yarıştığımız rakibimizin yaptığı faullere, aldığı sarı kartlara bakıyoruz. Mukayese götürmüyor. Mukayese götürmüyor. Niye? Çünkü bunlar birikiyor. Son viraja geldiği zaman o ekilen tohumlar meyve veriyor. Bu da bize. Riyad'da kriz çıkıyor. O da bize. 2 takım var, federasyon var, spor bakanlığı var. Bir masanın etrafında karar alınıyor. İş dönüyor, dolaşıyor. Yine Fenerbahçe'ye bağlanıyor. Son 13 senede bir şampiyonluk. Son 10 sene diyoruz. 13 senede bir şampiyonluk. Evet. Yeri geldi yanlış yatırımlar, yanlış kadro mühendisliği, belki yanlış hoca tercihi. Ama yeri geldi bangır bangır şampiyonluğa giderken böyle çekildik aşağıya. 13 senede bir şampiyonluğu siz sadece Fenerbahçe'yi yönetenlerin yanlış kararlarından, kadro mühendisliğinden mi olduğunu zannediyorsunuz? Gerçekten böyle bir şeye inanabiliyor musunuz? Şeyleri de saymıyorum. 7 senede son maçta 3 şampiyonu kaybetmeye hiç girmiyorum. Denizli'yi bir konuşmuştuk. İkisi de bizim sahamızda. Orada da operasyonlar yapıldı. Ha belki biri olabilirdi. Üçü birden olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. 7 senede böyle bir kulübün son haftada 3 şampiyonluk vermesi dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Bu sezon bana göre Türk futbol tarihi bundan daha aşağılık bir sezon yaşamamıştır. Bu sezonda olan olayların hepsine bir bakın. Belki başka ülkelerde 50 sezonda, 100 sezonda olmuyordur. Biz bunları 4-5 ay içinde yaşadık. 1959 öncesi şampiyonluklar için bastırıyoruz, ediyoruz, komisyon kuracağız vesaire vesaire. Hiç komisyon yok, bir şey yok. Ve biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tarihimizi en iyi sezonunda, en çok puan aldığımız sezonda 3 kupa hedefine giderken bu ligde nasıl devam edeceğiz? Yoksa etmeyelim mi tartışıyoruz sevgili kongre üyeleri. Şimdi alternatiflere geleceğiz. Bunu tartışıyor olmanın işin vehametini anlatması açısından söylüyorum. Gerekli istişareleri yaptık. Bir karar aldık. Gerekli istişareleri yaptık. Fikirleri topluyoruz. Bunun yanında bana herhalde 100'ün üstünde mektup geldi kongrelerimizden. Şöyle yap, böyle yap, böyle yapma. Onlara da teşekkür ediyorum. Çok değerli öneriler var. Çok faydalı öneriler var. Ama benim anlayamadığım bir şey var. Bütün bu olanlar futbol üzerinden toplumu gelme, belki sosyolojik bir sonuca doğru bizleri itme, haksızlık, adaletsizlik. Bunların hepsi bizim devlet büyüklerimiz gözünün önünde yaşanıyor. Benim anlayamadığım taraf bu. Lütfen konuşmanın insicamı bozulur. Oradan seslenmeyelim lütfen. Yeni görüntüler sızdı eğitim toplantısında. Bir hakeme fiziki saldırıda bulunduğun zaman kamu görevlisi sayıldığı için ona göre yargılanıyorsun. Bunlar kamu görevlisi ise adam çıkıyor diyor ki evet hata yaptım diyor. Yanlış yaptım, yapmamalıydım diyor. Evet yapmamalıydın. Vardakine soruyorlar. Vallahi ruh halimi hatırlayamıyorum. Düşünebiliyor musun? Ruh halini hatırlayamıyorum. Beklenti olduğu için diyor. Kaç kişi gördü bu videoları burada bir yere kaldırabilir misiniz? Hatırı sayılır ama yeterince değil bana göre. Ne demek istediğimi anlarsınız. O zaman bu adam kamu görevlisiyle görevi ihmalinden yargılanamaz mı? Yok diyecek öbür taraf sizin de video. Evet bizim de videomuz var. Adam diyor ki hata yaptım demiyor. Böyle gördüm diyor. Belki hata, belki değil. Ama arkasında duruyor kararın. Ondan önce de başka penaltımızın verilmemesi. Evet hatta penaltı verilmeli deniyor. Yani elma ile elma karşılaştırma değil. Ama nasıl bir sistem kurmuşlar tam anlamış da değilim. Ama hep tescilli hakemler bunların maçlarına veriliyor. Sezonlar oluyor, bizi aşağı çekiyorlar. Bizi aşağı çekemedikleri zaman bunları ittiriyorlar. Zamanında Sayın Aziz Yıldırım dediği gibi bunlar her şeyi yaparlar ama hiçbir şey yapmamış gibi davranırlar. O kadar güzel söylenmiş bir cümle ki. Adaletin bekçisi olarak davranıyorlar. Ben burada 2,5 saat sizlerle ilgili konuştum. Beni mahkemeye veriyorsunuz. Verin, saygı duyarım. Ama söylediklerime de bir cevap verin. Bir tanesine verin ya. Ondan sonra çıkıyorsunuz. İtidal, barış, toplum, Türk futbolu, marka değeri. Car car konuşuyorsunuz. Hatta adaletin bekçisi olarak kendi televizyon kanallarınızda bütün takımların hakkını yendiği pozisyonları verecektiniz her salı. Nerede? Yalan. Her şeyiniz yalan. Özellikle bir tanesi var. Hayatı yalan. Deprem konutları yaparken bile, deprem için yardım kampanyası yaparken bile biz konteyner üstüne 115 milyon lira topladık. Sağ olsun herkese, burada da varsa yurt dışı derneklerimiz, Allah razı olsun, kesinize bereket. 1000 konteynerlik katkı sağladık deprem bölgesine. Omuz omuzla kampanyasında onlar konut için yarışalım. Fenerbahçe ile Galatasaray yarışırsa daha büyük gelir toplarız. Konut 2,2 milyon, 250 konut 500 milyonun üstünde açıyor. Diyorum ki biz yapamayız. Bizim öyle bir paramız yok. Biz yapacağımız dediğimiz şeyi yaparız. Ama biz bunu yapamayız. Transfer yaparken bile transfer yaptıktan sonra ya ne olacak 50-100 tane yaparsın diyor. Bu hayatı yalan olan. Yemin ediyorum bunu makineye bağlayayım, makineyi bozar. Ama ne yazık ki bu zihniyet prim yapıyor. Bu zihniyet sonra televizyonlarda, köşe yazılarında pohpohlanıyor. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki doğruyu ispatlamak zorundasınız. İnanılmaz bir asimetrik savaşma güçleri var. Onlar gibi düşünmeyen herkese saldırıyorlar. Saldırırken bir de Fenerbahçeli yapıyorlar veya Ali Koç'un bilmem nesini diyorlar insanlara saldırırken. Böyle bir camiayla baş etmeye çalışıyoruz ve bu camia ne yazık ki hem siyaseten hem de federasyon olarak full destek alan bir camia. Ne yazık ki söyleyeyim, bunu söylemek zorundayım. Dolayısıyla Fenerbahçeliler, böyle bir ortamın içindeyiz. Hep beraber 2 Nisan'da Allah'ın izniyle gerekli sayıları da toplayıp beraber çocuklarımızdan, ailemizden, hep sonra bazılarımız için ailemizden de çok, canımızdan çok sevdiğimiz Fenerbahçe için önemli kararlar alacağız. Bunu lütfen bir karar olarak görmeyin. 1 veya 0 değil. Ligden çekilirsin, çekilmez. Ama o kadar arada alınacak başka kararlar var ki bunu beraber yapmalıyız. Genel kanaat, kademe kademe gidelim. Ne olacak bir alt lige düşersek? Aynı federasyon, aynı hakemler, aynı kurullar, aynı pespayelik, ne gerek var diyenler var. Faaliyetleri durduralım, yurt dışında o ligde bu ligde takımlarla birleşelim diyenler var. Uçuk kaçık düşünceler var. Yok Trabzon'a maça gitmeyelim, faali meçhul durumu ortadan kalkana kadar diyenler var. Yok o kupadan çekelim, yok Süper Kupayı 19... Çok fikir var. Allah razı olsun hepinizden. Dosya dosya fikirler var. Biz bunların hepsinin ekonomik ve hukuki boyutlarını 2 Nisan'da sizlere anlatacağız. Zamanınızı geniş tutun lütfen. Gerekirse sahura kadar beraberiz. Bir iftar arası olacak. 45 dakika. Erol Bey'den de rica ediyorum. Başkanlığımızdan da rica ediyorum. Süre kısıtlamasını kesinlikle ve kesinlikle yönetim kurulu istemiyoruz. Çünkü çok tarihi bir dönemeçten geçiyoruz. Bir de gelin Trabzon'daki belediye başkan adayına. Yani ülkemiz öyle bir riyakarlık içinden geçiyor ki bir basın toplantısı yapılıyor. Şehrin bütün siyasetçileri orada. Sonra bir hanımefendi çıkıyor, konuşuyor. İstediği şeyleri söylemedikleri için kadına diyor ki siyaset yapma, sus diyorlar. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ama benim esas takıldığım, kabul etmediğim ve inşallah bunun da bir vebali olur. İki tane Türkiye'nin en köklü kurumlarını Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin verdiği kararlara rağmen suçlayabiliyor adam. Üç tane daha fazla oy alabilmek için. Yani demek ki hakikaten biz bu ülkenin takımı değiliz ya. Biz bu ülkede fazlalık mıyız? Ve evlat mıyız? Başka ülkenin takımı mıyız? Hiçbir kıymet harbiyesi yok mu Fenerbahçe'nin? Bunu anlıyorum. Bunu anlıyorum. O yüzden daha fazla çok uzattım. Hepinize teşekkür ediyorum. Eski yöneticilerimize teşekkür ediyorum katıldıkları için. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Sonuna kadar aynı şartları, aynı mukavelleri, anlaşma devam ettireceklerini, hatta bazıları daha fazla koyacaklarını söyledikleri için teşekkür ediyorum. Yarın takımımızla buluşacağız. Şimdiden 2 Nisan'a katılacak tüm kongrelerimize teşekkür ediyorum ve inanın size net bunu söyleyebilirim. Ne yapacağımız tam belli değil. Ama hiçbir şey yapmayacağımız kesinlikle olmayacak. Bunu size net bir şekilde söylüyorum. Bravo. İnşallah 2 Nisan bu mübarek ayda sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için bir milat olur. İnanen rekabetin düzeldiği her ortam Fenerbahçe'ye yarayacak ortamdır. Diğer branşlarda gördüğünüz gibi. Bazılarının anlayacağı dilden söyleyeyim. Artık inşallah Türkiye'de münafıklara da son diyeceğimiz futboldakilerine sonuçlar çıkar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Sayın Başkanımıza bu çok anlamlı ve tarihi konuşması nedeniyle teşekkür ediyoruz. Şimdi bugünkü oturumun değerlendirmesini yapmak üzere Sayın Başkanımız Ali Koç'u kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Dakikada her şeyi toparlamaya çalışacağım. Öncelikle katılan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Genelkurmay Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Katıldı, bekledi sonuna kadar. Az öz ama çok net konuştu. Aslında çok güzel durumu ifade etti. Bir kez daha görev zamanı kısacası. Şimdi Sayın Komutanım, kesinlikle duygusal hareket etmiyoruz. Çok doğru söylediniz. Herkesle konuşuyoruz, konuşabildiğimiz kadar. Gelen yazıları okuyoruz ve aklı selimin kazanacağı kararlar alacağımızı, kademe kademe ne yapacağımızı, neler talep edeceğimizi 2 Nisan günü inşallah herkesin de kabul göreceği bir şekilde kongrelerimize aktaracağız. Önemli olan buradaki konuşmacıların ortak söylemlerinden bir tanesi 2 Nisan'a, yani 9 Nisan'a bu işi bırakmayalım, 2 Nisan'da birlik ve beraberliğimizi, gücümüzü, ne karar alacaksak alalım, camianın konselde olduğunu ve artık bizle uğraşmayın mesajını hep beraber vermemiz gerektiği ortak görüşlerden bir tanesiydi bugün. Onun için çok çok teşekkür ediyorum. Evet, Türk futbolu bugün içinde bulunduğu durum kabul edilir bir durum değil. Biz Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde seçim yapmıyoruz. Seçim yapıyoruz. Ve bir üyemizin dediği gibi siyaset futbolun içine girdikçe Fenerbahçe karşıtlığının artması, Fenerbahçe'nin önüne konulan engellerin kat ve kat artması bir herkesin kabul edeceği, kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir. Ne yazık ki de durum budur. Niye böyledir? Bazı görüşler belirtildi. Niyesinden daha çok artık bunu bizim kabul etmeyeceğimizi anlamaları gerektiğini düşünüyorum. Evet, Fenerbahçe adalet istiyor. Fenerbahçe eşit muamele istiyor. Ve özellikle Fenerbahçe son dönemde bize reva görülen bu muamelenin son bulmasını istiyor. Evet, devlet Fenerbahçe'ye borçludur. Fenerbahçe devletten alacaklıdır. FETÖ'yle mücadelesinde duruşuyla. Ona da katılıyorum ve onu da burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şimdi en son önemli mesajı son vereceğim. Bekir Bey'in konuşmaları işi yanlış yere çekti. Bekir Bey, Rami Bey ile sözünden dışarı çıkmasam zaten başkan olmazdım ilk başında. Dolayısıyla işe aileyi katmayalım lütfen. Sosyal medyada başka yerlere gidiyor. İşimize, şirketimize gelecek zarardan da korkum, şüphem olsa, cesaretimi kıracak bir unsur olsa zaten bugüne kadar yaptıklarımı, söylediklerimi söylemezdim. Onun için orada biraz alındığımı istiyorum. Vedat Bayram diyor ki lobi yapın, haykırın haksızlığımızı, gidebildiğiniz kadar yere gidin. Katılıyorum. Ama yapmadık zannetmeyin. Yapabildiğimiz kadar yaptık. Daha fazla yapmamız gerekiyor. Ama bugün biraz evvel Hakan Bey Türkiye'deki medyanın durumunu çok güzel özetledi. Ve bize en çok zarar verenler aslında Fenerbahçe'de olduğunu söyleyenler. Belki eylem planımız içinde de artık onlarla da nasıl muhatap olacağımız, hesaplaşma yanlış kelime, nasıl muhatap olacağımızın da adını koymamız lazım. Yani Fenerbahçe dil uzatmanın veya Fenerbahçe'yi zayıflatmanın bir bedeli olduğunu anlatmakta fayda var. Sevil Hanım'la yine Hakan Bey çok güzel bir şekilde dedi. Ne karar alınacaksa alınsın. Her şeyden önemlisi oradaki rakamın, sayının sağlanması ve tek vücut olduğumuz, yek vücut olduğumuzu göstermemiz verebileceğimiz en büyük reaksiyondur dediler. Onlara da katılıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Bugün federasyon 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Şu an Fenerbahçelilere sesleniyorum. Lütfen 7 Nisan için herhangi bir bilet temininde bulunmayın. 7 Nisan için herhangi bir seyahat organizasyonunda bulunmayın ve 2 Nisan akşamını bekleyin diye sizlerden özellikle rica ediyorum. Ata Aksoy Bey, Trabzon'la ilgili kamu görevli sorumludur ve kamu görevlilerine Fenerbahçe'nin bir şekilde bunun hesabını sorması gerekmektedir diyor. Evet, kamu görevli sorumludur. Buna müsaade edenlerin bir aynaya bakmasında fayda var. Böyle bir hata yapan, böyle bir güvenlik zafiyeti yapan emniyet müdürü ve vali görevde kalıyorsa aslında Halil Umut Bey'lerin nasıl maçı bitirme gücü yoksa bu insanlar da bir yerden icazet almadan bunu yapabileceklerini sanmıyorum. Dolayısıyla orada hala görevde olmaları açık ve net bir şekilde Fenerbahçe camiasına bir mesajdır. Ne hikmetse de çok mesajlar oluyor. Biz sadece adalet ve eşit muamele istiyoruz. Gerisini zaten biz kendimizin başının çaresine bakarız. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım katılıp katılmaması ile ilgili çok burada konuya girmeyeceğim. Kaya Bey, kesinlikle katılmıyorum. Birlik ve beraberlik dediğiniz bir ortamda kendi iç siyasetimizi yapmayalım. Ama söylediğiniz gerçeklerden çok ama çok uzaktır. Son söylemek istediğim. Başkanımız dedi ki ne şikesi, memleket elden gidiyor. O zaman ciddiye almadınız. Sonra nelerle muhatap olduğu bu ülkenin hepinizin malumudur. Bir kez daha Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak size söylüyorum. FETÖ mudur, başka bir şeydir bilmiyorum. Futbol üzerinden kaos yaratılmaya çalışılıyor. Fenerbahçe'nin emeği, yatırımları çalınıyor. Biz burada bunu haykırıyoruz. Futbol üzerinden kaotik bir ortam yaratılmaya çalışılıyor diye. Belki dinlemiyorsunuz. İkinci kez aynı hatayı yapmayın. Fenerbahçe hedef alınmıştır. Ve nasıl bir düzense, FETÖ ise FETÖ, başka ise başka. Ama Fenerbahçe üzerinden ülkede toplumsal sıkıntı yaratmaya çalışan bir şebeke olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Ve bu sefer ciddiye alın, hafife almayın. Çünkü geçen sefer neler olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Söz konusu devletse boynumuz kıldan incedir. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü de, buradaki herkes, başındaki başkanından sokaktaki çocuğa kadar da bu camianın hakkını korumak da bizim vazifemizdir. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2 Nisan'da buluşmak üzere. Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ne olacağını 2 Nisan'dan sonra belirtebileceğimi söyledim. Ama sanki devam ediyormuşum gibi sosyal medyada çok trend topik olduğu söyleniyor. Devam ederiz, etmeyiz. Ama şunu da size söylemek istiyorum. Bu ben oradan çıktıktan sonra yapılan bir açıklamadır. Genel kurul nasıl uygun görürse öyle karar vereceğiz. Kendilerine de öyle söylemiştim. Biz bir baskı altındayız. Ben Kulüpler Birliği Başkanı olarak bu ortamda bu kavgayı verirken adil olamayabilir endişesiyle istifam verdim. Teveccühünüze teşekkür ederim. Camiamdaki gelişmelere göre nihai kararımızı vereceğim dedim. Sanki ben kararımdan dönmüşüm gibi bir hava yaratılmış. Arkadaşlarım şimdi izah ediyorlar. O konuda da durum böyle. Ama şunu da söylemek istiyorum. Avrupa Kulüpler Birliği'ne katıldığımdan beri Kulüpler Birliği'nin önemi çoktur. Kulüpler Birliği bir ülkedeki futbolun gelişmesi için çok önemli bir pozisyondadır. İnşallah bizim de Kulüpler Birliği'miz ilerleyen yıllarda aynı Avrupa'daki Kulüpler Birliği gibi önemli bir pozisyona gelebilir. Federasyonların, hükümetlerin dinlediği, kulak verdiği bir noktaya gelebilir. Onu da söylemek istedim. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.